Günaydın, hafta sonu devam ediyor. Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Odurak'a gideceğiz. Atatürk Kurtuluş Savaşı sonrasında ilk basın toplantısını 16 Ocak 1923'te Kocaeli'deki Kasr-ı Hümayun'da düzenledi. Kocaeli basını da onur günü olarak kabul ettiği 16 Ocak'ta her yıl anma töreni düzenleniyor. İşte biz de şimdi o noktaya gideceğiz. Arkadaşımız bizi bekliyor, Halit Yılmaz. Orada arkasında da bayağı bir kalabalık var. İyi pazarlar, iyi hafta sonları diyelim sana Halit ve sözü hemen bırakalım. Esra, pazar günü tarihi şöyle 99 yıl geriye sardığımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve o günün Bab-ı Ali'deki gazetecileri Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan tam 11 ay önce Kocaeli'nde önce İzmit Tren Garı'nda buluşuyorlar ki o günden 2 gün önce de yani 14 Ocak'ta da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi hayatını kaybediyor. Ona rağmen Gazi gazetecilerle bu noktada buluşuyor. Önce Tren Garı'nda buluşuyorlar ve ardından da buradan Kasr-ı Humayun'a yani Kente Hakimtepe'deki o saraya çıkıyorlar ve orada Cumhuriyet'in ne olduğu, temel değerleri nelerdir, nitelikleri nelerdir, Cumhuriyet yönetiminde neler olacak? Bunu dönemin Bab-ı Ali'deki ünlü gazetecileriyle birlikte bir araya gelip Atatürk konuşuyor. Akşam saatlerinde başlıyor ve sabahın ışıklarına kadar devam ediyor ve İzmit toplantısı diye tarihe geçiyor. Her yıl Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde Kocaeli'de 1988 yılından bugüne bugün önemli kutlanıyor. Bugün pazar, aslında birçok arkadaşımız gazeteci olarak bakıldığında izinli ve Kent Konseyi, İzmit Kent Konseyi Başkanı var. İzmit Belediyesi'nden görevli arkadaşlarımız var. Gazeteci meslektaşlarımız var. Bakıldığında her yıl bu seremoni 16 Ocak tarihinde sabahın erken saatlerinde saat 9'da İzmit Tarihi Tren Garı önünde gazeteciler buluşuyor. Sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kente Hakimtepe'deki heykel önünde heykele çelenk sunumu gerçekleştiriliyor. Ve ardından da Kasr-ı Humayun'a yani toplantının düzenlenmiş olduğu sarayın bahçesine çıkılıyor. Oradaki törenden sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o gün masaya oturduğu gazetecilerin anısına bugün gazeteciler bir araya gelip işte bugünü her yıl yad ediyorlar. Türk basınının en önemli günlerinden birisi basın onur günü. Çünkü o gün Cumhuriyet'in ilanında neler olacağı 11 ay önce ilk paylaşılan meslek gruplarından biri gazeteciler ve bunun gidilen yerlerde yazılan, kaleme alınan bütün yazılarda dile getirilmesini Atatürk gazetecilerle paylaşıyor ve her türlü soru sorulabiliyor. İşte o soruların ardından da gazeteciler soruları cevaplarını aldıktan sonra gazetelerinde bunlara yer veriyor ve bu ifadelerden sonra 11 ay sonra 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Dediğim gibi önemli. Kocaeli basını açısından önemli, Türk basını açısından önemli. Dolayısıyla gazeteciler de her yıl tarihler 16 Ocağı gösterdiğinde yaz kış demeden, yağmur çamur kar demeden işte bu noktada önce tarihi Tren Garı, sonra Atatürk heykelinin olduğu nokta ve daha sonrasında da Kasr-ı Humayun'da o toplantının anısına program etkinliği düzenleniyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da programa katılıyor. Onu belirtelim hemen. Akşamda yine aynı güne ait bir balo düzenleniyor. Bu bilgiyi paylaşalım ve sözü sana bırakalım Esra Kayan.